Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında bugün Obi Mikel'den bahsedeceğiz. FM 2020'yi aldığımız zaman Trabzonspor'un kadrosuna dahil olan oyunculardan birisi olacak Obi Mikel. İlk göz attığımız zaman fiziksel olarak gerçekten üst seviye. Ama bunun yanı sıra atletik olarak da bir o kadar kötü durumda olduğunu görüyoruz. Zihinsel olarak oldukça iyi, en azından savunmayanı güçlü olduğu için... Ee, özel yetenekle topsuz alana çok ihtiyacımız yok. Agresiflik 13-14 olabilirdi. Ama buna rağmen bence diğer özellikleri gerçekten çok iyi. Teknik olarak da bir savunma oyuncusundan beklediğimiz teknik kaliteye sahip bir oyuncu. Ee, kadroda nasıl kullanırız bilmiyorum. Son dönemde özellikle bu fm 19 birlikte bir Gegenpress e, furyası başladı. Obi Mikel bu tarz oyunları oynatabileceğimiz bir oyuncu değil yani çok süratli çok hızlı oyunlar oynayamayabiliriz ama şöyle bir olay olabilir. Skoru koramamız gerekebilir. Avrupa'da zorlu deplasmanlara gideriz, ligde zorlu deplasmanlara gideriz. Bu tarz maçlarda Obi Mikel ön libero olarak kullanıldığı zaman bence çok güçlü bir savunma kurgusunu tamamlar diye düşünüyorum. Gerçekten zaman zaman stoperde de kullanabiliriz bu arada. Stoper olarak kullandığımızda daha böyle verim alabiliriz. Eğer savunmayı çok önde kurmuyorsak. Kafa vuruşu biraz zayıf ama bence diğer özellikleri bunu kapatacaktır. Çünkü pozisyon alması, karar alması gerçekten çok iyi seviyede. Grafik özelliklerine baktığımız zaman zihinsel, savunma, fiziksel olarak çok iyi. Daha sonra hız, vizyon, hücum ve teknik alanlarına geldiği zaman da bir o kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Şimdi gizli özelliklerine göz attığımız zaman oyuncunun neler olduğuna bakalım. Potansiyel yeteneği ama ilerleyen yaşından dolayı mevcut yeteneği düşmüş. Önemli maç formu gerçekten çok iyi. Süreklilikte oldukça iyi seviyede. Uyum çok yüksek. Bu da çok güzel bir şey. Yani geldiği zaman yabancılık çekmeyecek. Sakatlanma eğilimi biraz yüksek gibi 12 ama idareli kullanırsak biraz da şans şansımız yaver giderse, şans bizden yani olursa o Mikel sakatlanmadan uzun süreli sakatlıklara Kurban mermeden o kullanabiliriz. Raporlarda da zaten gizli özelliklerindeki şeyler yazıyor. Önemli maçları seviyor. İstikrarlı oyuncu, güçlü e, milli takım tecrübesi var diyor. Başka bir ülkede yaşama konusunda sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Demiş. Raporlar bize Trabzonspor'a transferi ile alakalı olarak da çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz gerçekten. Yıllarca süren bir Premier League macerası var. Chelsea'de en üst seviyelerde top oynadı ve Chelsea'nin de kadro oyuncusuydu. Hani rotasyonda kullanılan 5-10 maç kullanılan bir oyuncu değildi. Bu yönden çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii fiziksel olarak biraz eksik noktaları var ama tecrübesiyle ve pozisyon alma bilgisiyle bunu kapatacağını düşünüyorum ben Obi Mikel'in ve ligimizde gerçekten iyi oynayacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un bu tarz ön liberoları var. Zokora'yı getirmişlerdi, NBA'yı getirmişlerdi, Yuray Kuçka. Bu kaliteli oyunculardan birisiydi. Şu an halen oynayan Sosa da var önlü bir ama tabi tarzlar biraz daha farklı. Sosa ile Mikel e, arasında. E, milli takımda da oynayan bir oyuncu. Hazır geldi. Devre arasından itibaren Middlesbrough takımında 18 maçta görev aldı. Bu maçların son dönemlerinde de, ki e, şipte oynadığı son dönemlerde de kaptanlık pazı bandını taktı. Sakatlık olarak şurada... E, şöyle gösterelim. 2017 yılında fıtık problemi yaşadı. Kasıkta muhtemelen olmuştu. Onun haricinde de tabii kasık fıtığı daha farklı bir şey olduğu için tedavi edilebilen bir şey olduğu için üst düzey oynamaya devam etti. Yani şampiyonşipte Şubat ayından sezon bitene kadar aralıksız olarak Middlesbrough'un bütün maçlarında oynadı. Uluslar Kupası'nda da Nijerya formasını giydi. Takımdan arkadaşı da var. Onazi ile birlikte Obi Mikel, ikisi de takım arkadaşı. Benim aklımda tek şu soru işareti var. Bunu sizlere danışarak soruyorum. Acaba bunun olma ihtimali ne kadar? Obi Mikel stoper olarak oynatılabilir mi? Ünal Karaman Obi Mikel'den stoper oynamasını isteyebilir mi? Sürekli olarak orta saha ön libero oynuyor ki bu sezon Middlesbrough'da da zaman zaman forvet arkasında bile denendi. Orda genellikle orta sahada denendi ama çok az da olsa 2-3 maçlık da olsa ön libero da denendi. Ben bunu merak ediyorum stoper olarak kullanılabilir mi? Çünkü orta saha kurgusuna baktığınız zaman evet Trabzonspor geçen sezon çok sıkıntı çekti. Onazi'nin belki de kariyerinde bir kere yaşayacağı kadar uzun bir sakatlık süreci. E, Kadir Parmak orta sahada görev verildi. Bunun yanı sıra Vahid Amiri bile orta sahada oynatıldığı forvet arkası o tarz bir yerde yanlış hatırlamıyorsam oynatıldığı maçları oldu. Orada sıkıntı yaşadı hani sıkıntı yaşamayalım diye orta sahayı güçlü tutalım. Ee, evet transfer yapılması lazım ama biraz fazla oldu sanki. Ya Yusuf ve Abdülkadir Kadir e, satmayacağız demeçleri verilirken ya birisi belki ikisi birden satılacak ama alınan oyuncular da o tarzda oyuncular değil. Hani pas kalitesi pas yüzdesi yüksek oyuncular da değil alınan oyuncular. Doğan alındı, Obi Mikel alındı. İkisi de savunma yönü güçlü. Daha basit paslar yapabilecek oyuncular ki Obi Mikel bu sezonki ortalamalarına, istatistiklerine baktığınız zaman da kısa pas yapmayı sever ee, özelliği ön plana çıkmış bu sezonki istatistiklerine bakıldığı zaman. Tabii Ünal Hoca nasıl harmanlayacak takım içinde o Mikel'i bunu göreceğiz. Belki hamle oyuncusu olarak görecek. Belki Onazi satılacak. Afrika Uluslar Kupası da oynandı. Belki Onazi'den vazgeçilecek ama... Bunu tabi bize zaman gösterecek. Şu an için benim aklımda bu çok fazla bir oyuncu birikmesi olduğu orta sahada. Ya orta sahadan satılacak oyuncular var ya da düşünülen daha farklı tarzda yani 5'li orta sahayla oynanacak bilmiyorum. Sizce nasıl olacak Trabzon'un orta sahası bu sene? Hiçbir oyuncunun transfer edilmeyeceği gibi düşünmeyebilirsiniz. Satılacağını düşündüğünüz oyuncuları da yazın. Kalacak oyuncular da şu kurguyla oynayacak yazın. Ben çünkü işin içinden çıkamıyorum. Çok fazla rotasyonda oyuncu oldu. Aynı tarzda da oldukça fazla oyuncu var diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.